S-E-L-İM, Selim. Duru, Duru, D-U-R-A, A-K-A. Mazıda ilçesi Bahçecik köyünde yaşayan İbrahim Çelik, 45 yıl önce Burdur'da askerlik yaparken komutanının arabasını kullanarak araba kullanmayı öğrendi. Yaşadığı köyde kırsal alanlarda araç sürmeye devam eden Çelik, 40 yıl ehliyetsiz olarak araba kullandı. Üzüm bağında hasat yapmak için arabasıyla yola çıkan Çelik, jandarma ekiplerince durduruldu. Ehliyetsiz araba kullandığı anlaşılınca ceza kesilen Çelik, ehliyet alabilmek için okuma ve yazma öğrenmeye azmetti. D-U-R-U, Duru. 67 yaşındaki Çelik'in azmi ve çabası öğretmenini hayran bıraktı. Okuma ve yazma öğrenmenin hayatını kolaylaştırdığını belirten Çelik, okumayı çok sevdiğini, bilmeyen herkesin öğrenmesi gerektiğini söyledi. 40 seneden biz araba kullanıyor. Allah çok şükür. Yani biz bir kaza, bir hata yapmadım. Ama bu sene bağa gidiyorum, kesmeye gidiyorum. Jandarma oradadır. Peşimize taktı. Ceza kesti. Allah o da görevini yaptı. Çok sağ ol. Yani bizim paramıza boşa gitmedi. Devlete gitti. Nasıl olsa bizim devletimizdir. Oku yazarım yoktur. Okula gitmedim. Dedim mutlaka başaracağım yani. Bu kışından okumu yazma öğreteceğim. Allah çok şükür bizim yeğenimiz hoca, o da çalışıyor. Biz de çalışıyor. Allah'ın emriyle inşallah başaracağım. Olabilir yani, bak hastaneye gidiyorum mesela, yoldan gidiyorum, hangi kapıya, hangi hastahane, kapı nerede, market nerede, okuma yazma olursa güzeldir tabi, herkese güzeldir tabi. Yaşlılara sesleniyorum, yani okuma yazma olursa güzeldir, ne mutlu. Mazıdağı Halk Eğitim Merkezi'nde okuma yazma eğitmeni olduğunu ve İbrahim Çelik'in okuma yazma öğrenmek için çok azimli olduğunu aktaran Veysel Demirel şu şekilde konuştu. Ders almış, ceza aldığı için bize başvuru yaptı. Biz de kaydını yaptık, öğrencimiz yaptık. Okuma yazma için elimizden geleni yapıyoruz. A, Sena, Ü, M, E, Ümer.